Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz dün çok geç yattık, o yüzden geç de uyandık. Ben Hakan'a biraz erken uyandım, saat 9.30'da uyandım. Hakan hala uyuyor ve saat şu an 11'i 15 geçiyor. Aslında uyandırdım, bir türlü ayılamadı. Neyse, birazdan kendine gelir. O uyanana kadar ben de şimdi bu mutfaktaki işimi halledeyim. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Pis bulaşıkları yerleştireceğim. Ondan sonra da yavaş yavaş kahvaltıyı hazırlayacağım. Ne zaman bitiyor ev işi? Şimdi. Acayip karnım acıktı ha. Sabahları da çok çabuk benim karnım acıkıyor ha. Çok çabuk mu? Saat 11.30. Yani daha yeni kalktım, o yüzden diyorum. Hadi. Evet, Hakan da uyandığına göre artık kahvaltıyı hazırlayabilirim. Aslında o kadar geç uyanmasın gayet normal. Çünkü dün geç saate kadar dizi izledik. Zaten kendisi dün öğlence, yani saat 10 gibi eve geldi. Ondan sonra saat 4'e kadar kendisi dizi izlemiş. Yani ben de burada birlikte izleyelim dedim. Ama ben saat 1 gibi veya 12.30 gibi uyuyakalmışım. Hakan burada oturma odasında saat 4'e kadar dizi izlemiş. Ne izledin o kadar? 4 Hangi? Değil ya. 3. Tam da Fetih 1453'ün filmi. Netflix'te bir dizi bulmuş. Neyse. Nala da miyav diyor. Ne istiyor? Karnın mı acıktı Nala? He? Evet, Nala'nın da karnını doyuralım. Sonra sıra bize geliyor. Ekmek kızartayım mı, normal mi yiyelim? Kızar da ooo. Tamam, o zaman tostu alalım. Tost makinamız şurada. Yardım edeyim. Bugün çok kötü şeyler yaşadım. Bakın arkadaşlar, domates ve salatalık doğradı. Üstüne de şimdi bu peynirden dökeceğim. Ve sos olarak buzdolabı kremini kullanacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Buradaki bütün departmanların başkanları, onların yetiştirdiği herkes. Kimse bu. Ben daha başkanım. Oh, ekmekler de kızardı. Aaa, yandım. Ah. Şimdi bakalım Hakan'ın gelmesi ne kadar sürecek. Aşkım, kahvaltı hazır. 1, 2, 3, 4. Normalde bir 10 kere derim herhalde kahvaltı hazır diye. Evet arkadaşlar, ve kahvaltımız hazır. Babaannem videolarımızı izlediğini bildiğim için şimdi bir şey göstermek istiyorum. Çok çok selam yolluyorum babaanneme. Onun yaptığı acıkayı muhakkak her sabah yeriz bakın. Sen yedin mi bugün? Hı hı. Bak, yumurtanın altında. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi pis bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştireceğim. Ve normalde ben böyle pis tabakları sudan geçirirdim. Ama bu alışkanlığımı değiştirmeye çalışıyorum. Ve pis tabakları artık sıyırıyorum arkadaşlar. Bunu da Mucize Doktor'dan öğrendim. Orada Ali Nazlı'yı uyarıyor. Boş boşuna diyor, su harcamayalım diye. Tabakları sıyıralım. Ben de artık sıyırıyorum. Duymadın mı Ali'yi? Tertemiz oldu ve sudan geçirmeye gerek kalmadı. Sizin kocalarınız da böyle mi bakın? Yastıkları da mı getirdin? Hakan! Hakan'ı ellemesen var ya, bütün gün uyuyacak. Baksana, dışarıda hava soğuk, 2 derece yağmur yağıyor. Yani. Tam 2'de yatacağız dizi var. Ne yapılacak? Tam uyuyacak hava. Bu arada arkadaşlar bakın, arkamda bir şey eksik. Burada normalde benim çalışma masam duruyordu. 2 veya 3 hafta öncesi videomda da göstermiştim. Yatılı misafir geldi bize ve burayı biraz değiştirdi. Buradaki masamı yatak odasına götürdük. Hakan anneannesinden bu matrasayı getirdik. Buraya böyle yatak hazırlamıştım. Ondan sonra kayak tatiline gittik, Fas tatiline gittik, Türkiye tatiline gittik ve hala yatak odasından masayı buraya taşımaya vakit bulamadık. Ben tek başıma taşıyabilsem taşırım da Hakan devamlı çalıştığı için hiç vakit bulamadık. Burada da bu dolap olduğu için masa itiklenmiyor. Yani taşınması lazım. Tek başıma da taşıyamadığım için burası hala boş ve masa dediğim gibi yatak odasında duruyor ve çok gıcık oldum. Günlerdir yalvarıyorum Hakan'a, ne olur şu masayı artık yatak odasından kaldıralım. İnşallah bugün ne nasip olur. Kafayı yiyeceğim bakın. Size bir masayı göstereyim. Aslında o kadar kötü durmuyor sanki ama
Benim gözüm alışık olmadığı için gıcık oluyorum. Kalabalık yapıyor. Zaten burada bu dolap duruyor. Ve bu araya da masayı sıkıştırdık. Bakın ve aşırı derecede rahatsız olmaya başladı. O yüzden şimdi hiç sesimi çıkarmıyorum. Hakan biraz dizisini izlesin. Ondan sonra antrenmana gideceğiz. Ve antrenmandan geldikten sonra inşallah bu masayı artık eski yerine kaldırabiliriz. Evet, makyajımı yaptım ama şimdi iyice mıyıştık. Aslında antrenmana gitmemiz gerekiyor. Ama ya kahvaltıdan sonra direkt gitmeliyiz ya da akşama, böyle günün ortasında hiç sevmiyorum. Şimdi Hakan beni buraya yatmaya mecbur etti. Dizi bakıyorduk. Şimdi ikimiz de iyice böyle mıyıştık. Hiç kalkasım da yok. Antrenmana gidesim de yok. O yüzden birazcık daha burada yatacağız değil mi aşkım? Dondurma yiyelim, dondurma. Tabii dizim olursa canım yapacağız. Canım tatlı bir şey çekti. Aynen ha. Benim de canım tatlı bir şey çekti. O yüzden şimdi dondurma yapsam mı diye düşündüm. Ondan sonra bir saat sonra gideriz. Aslında pankek de yapabiliriz ama muz var mı orada? Yok değil mi? Tamam. O zaman şimdi dizi izlerken tatlı bir şey yiyelim. Ve dondurma yapacağım. Bunun tarifini size bilmiyorum gösterdim mi? Muhakkak bir videoda göstermişimdir. Ama yine de bu ara tarifi benden aldım. Ben ilk yaptım. Aramıza yeni katılan arkadaşlar varsa onlar için şimdi tekrar göstereceğim. Ve bu dondurmayı sadece 3 malzemeyle yapacağız arkadaşlar. Dondurulmuş meyve, herhangi bir meyveyi alabilirsiniz. Ben bazen mango alıyorum, bazen frambuaz alıyorum. Bugün de çilek kullanacağım. Protein tozu ve protein yoğurdu. Protein yoğurdunuz yoksa herhangi bir yoğurt da kullanabilirsiniz aslında. Bu protein dondurması olacak ama protein tozun yerine normal şeker de kullanabilirsiniz. Çünkü bu sırf yoğurt, daha doğrusu dondurma tatlansın diye protein tozu kullanıyorum. Yani protein tozunuz yoksa bunun yerine şeker de kullanabilirsiniz. Şimdi ilk olarak dondurulmuş meyveyi robottan geçireceğim. Yaklaşık 250 gram kullanıyorum. Bir yemek kaşığı protein tozu ve yaklaşık 100 gram yoğurt ilave edeceğim. Ve tekrar robottan geçireceğim. Ve şipşak dondurmamız hazır. Kumanda nerede? Antrenman ne zaman gideceğiz bu arada? Akşama. Sen yemiyor musun? Doyacağım. Saat şimdi... Niye akşama İki içerik geçişi. Ne zaman gidelim? Ona gitmeden önce daha yemek yemeliyim Hakan. Ben aç karnına gidemem böyle. 4:30'a doğru gideriz. Tamam. O zamana kadar da Ramo izleyeceğiz. Ramo bizi bekliyor. Aradan yine biraz vakit geçti arkadaşlar. Saat 4'e geliyor. Bazı günler oluyor, sırf gezmelerde oluyoruz. Bazı günleri de sadece böyle evde geçiriyoruz. Uyanıyoruz, dizi izliyoruz, uyuyakalıyoruz, tekrar dizi izliyoruz, yemek yiyoruz. Yani bazı günlerde sadece böyle geçiyor. Ama ben şikayetçi değilim, durumumdan gayet mutluyum. Ama şimdi dediğim gibi antrenmana gitmek istiyoruz ve yavaş yavaş acıkmaya da başladık. Bu yüzden şimdi ufak bir şey atıştıracağız ve antrenmandan geldikten sonra artık akşam yemeğine girişirim. Atıştırmalık bugün ton balığı wrap'i düşündüm. Bakın böyle yufka kullanacağım onun için ve konserveden ton balığı. Ama nasıl hazırladığımı şimdi sizinle hemen paylaşıyorum. Önce bir soğanı soyuyorum. Ondan sonra küçük küçük doğruyorum. Şimdi konserveden ton balığını ilave ediyorum. Sos olarak da bunu kullanıyorum arkadaşlar. Miracle Whip Balance Light versiyonu. Bu mayonez gibi bir sos sanırım. Ama beslenme değerleri daha iyi. Mayonezden daha iyi. O yüzden bunu kullanıyorum. Bundan da aşağı yukarı 2 yemek kaşığı. Son olarak da baharat ekliyorum arkadaşlar. Tuz, maydanoz, karabiber ve sarımsak. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Şimdi de yufkaları fırına atıp ısıtacağım kısaca. Ve yufkalar ısınırken diğer yandan da domates, salatalık ve marul doğrayacağım. Evet, yufkalarımız da ısındı. Şimdi hepsini güzelce yufkanın içine saracağım arkadaşlar. Bunları yedikten sonra var ya en az bir 2 saat daha olur küçük.
Hayır. Bak sen hep kocaman kocaman. Hayır, bir saat yatmamız lazım. O Hakan. Hayır, sindirmeden gidemem ben. Dövbe şişeye kala gideriz. Olsa bir saat daha uyuyacağız. Akşam olacak sen. Sen uyudun, ben uyumadım. Ve wraplerimiz. Hangisi daha büyük? Bunlar daha vallahi büyük. Bunlar daha büyük. Tamam. Sonunda evden çıkmaya başarabildik. Allah'a korkmuş domates olduk. Ama, ama şimdi... gerçekten hala daha yatasım, dizi bakasım var ha. Gerçekten. Ya. Zar zor çıktık arkadaşlar. Kendimizi zar zor motive ettik. Şimdi de bütün yediklerimizi yakmaya gidiyoruz. Saat tam 5. Aslında bu saatlerde antrenmana gelinmez. Çünkü resmen full oluyor. Ama ne yapacağız artık? Mecbur. Ne yapacağız artık mecbur? Yani yapacak bir şey yok. Yapacağız. Evet, şimdi doğru eve, bir yemek, bir uyku. Ondan sonra dizimize devam. Ama bak şimdi yağmur yağıyor Hakan diyor demin. Bak işte böyle havada ne yapalım şimdi, ne yapalım? Yine yağmur yağıyor, yine yağmur yağıyor. Aynen, tam yatılacak hava. Tüm gün yatağı toplayamadım arkadaşlar. Çünkü Nala burada bir yerde bak, yatıyordu. Aynen, şimdi bakacaktım. Şimdi bir bakalım diyecektim. Nala hala orada mı, ama hareket etti. Gerçekten bütün gündür, yani sabah kahvaltı yaptıktan beri bu kayboldu ortalıktan. Sonra bir baktık buraya girmiş, buraya saklanmış ve saat 7 oldu, hala burada. Hadi çık lan, yatakları yapacaktım. Annem sen ne tatlısın. Oh my god. Gitti. Şimdi de yatakları yapsam mı yapmasam mı zaten? Akşam oldu. Yani ya. Akşam olmuş zaten. Yapmayayım mı? Of, hiç sevmiyorum böyle dağınıklığı ama yine böyle olsun, ne diyeyim. Aşmama en azından şu masayı şuradan kaldıralım ne olur. Hem yarın yapalım. Ne lütfen olur, hiç ne uğraştırma. Olur, hayır. Hayır, karnım aç. Karnın mı aç? Ya. Oha! Ben diyordum yavaş yavaş yemeği hazırlarım da bir saat anca yeriz. Tamam, bir saat çok yiyeyim. Çok mu açsın? Ya idare eder. Ne yapıyorsun aşkım? Sakarlıkta üstüme yok ha. Bir de o kadar diyorum ki dökmeyeceğim, dökmeyeceğim. Öyle dedikçe daha çok dök. Hakan da bugün gececi, o yüzden şimdiden ona yemeğini hazırlayayım yemeğe başlamadan. Demin tombalından bir şey kaldı, onu tekrar... Bakayım ne kadar? Tombalı İsmail. Dediğim gibi biraz tombalı kaldı, tekrar iki tane öyle wrap yapacağım Hakan'a. Şimdiden hazırlayayım onu, ondan sonra akşam yemeğine girişeceğim. Kocacığımın beslenmesi de hazır arkadaşlar. İki tane işte dürüm yaptım yanına da. Aç mı kalayım iş yerinde? Çok yiyoruz biz ha, millet diyecek bunlar hayvan. Çok bir şey yemiyoruz ki. Çok... Sabah kahvaltı yaptık, sonra iki dürüm yedik, bir de akşam yemeği. Bir de iş yerine. Ama sabaha kadar şey ayakta kalacağım şimdi, sabah 6'ya kadar aç evet. mı dolaşayım? Yani aç mı dolaşsın kocam yani. Bir de yanına meyve. Başka bir şey istiyor mu? Yeter bu kadar değil mi? Zaten içinde peynir, domates, gurke hepsi var. Beni aranızdan uzun zamandır takip edenler biliyordur. Ben böyle yeni yeni şeyler denemesini çok severim. Ve her gün aşağı yukarı böyle bakarım. Neler yapabilirim, neler deneyebilirim. Bugün de internette öyle bakınırken çok ilginç bir tarif buldum. Ve bunu muhakkak denemek istiyorum. Ben de bugün ilk defa deneyeceğim. Bakın sebze ruluları. İçinde de böyle yoğurtlu krema var. Bunu bugün denemek istiyorum. Yanına da tavuk eti kızartacağım. Bu arada ben böyle tarifleri Pinterest diye uygulamada buluyorum. Yani siz de bakabilirsiniz. Türkçesi var mı bilmiyorum. Ben burada Almanca'dan buluyorum. Pinterest
uygulamasını tavsiye edebilirim. Ben bütün low carb tariflerimi buradan buluyorum. Ben de şimdi hemen malzemeleri okuyorum, hazırlayacağım. Ondan sonra sizinle paylaşacağım. Evet, malzemeler 3 yumurta, 3 havuç, 1 kabak. Protein yoğurdu, ama demin dediğim gibi de normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Ama bu tarifte low carb olduğu için protein yoğurdu önermiş. Tuz, yeşil soğan, bende tazesi yok. Dondurulmuşu var, onu kullanacağım. Ondan sonra damak tadınıza göre baharat. Ben şimdi maydanoz kullanacağım. Bunun da maalesef tazesi yok, o yüzden kurutulmuşunu kullanacağım. Bazilikum, sarımsak, karabiber. Bu baharatlarla da sonra kremayı yapacağız. Şimdi ne diyor? Bir okuyayım. Önce havuçları ve kabağı yıkayıp bunları soyup ondan sonra hepsini güzelce rendeleyeceğiz. Sonra da yumurtaları ilave edeceğiz. Bu hamuru da şimdi kalıbın dibine diziyorum. Normalde 4 köşe bir kalıp daha iyi olur ama ben de 4 köşe olmadığı için mecbur yuvarlak kullanıyorum. Bu hamuru da şimdi 160 derece aşağı yukarı 25 dakika pişireceğiz. Evet, kremamız da hazır. Şimdi hamur pişene kadar ben de etleri kızartacağım. Hamur piştikten sonra tepsiye tersine çevirin ve 15 dakika soğumasını bekleyin. Evet, yemeğimiz de hazır. Dene bakayım nasıl olmuş. Ben gizlice denedim. Çok güzel, değil mi? Muhteşem tadıyor. Bilmiyorum, bunu bir yiyelim dedim. Belki ah, yeterli olur. Çok güzel, değil mi? Ya ben bunu bir kere de ağzıma attırırım lan. Gerçekten beğendin mi? Benim çok, çok hoşuma gitti. Sen otur yiyorum ben. Karnım acıkıyor. Sildik, süpürdük. Çok güzeldi gerçekten ama. Bu da Müsret dediği gibi tahta tabağın üstünde geldi. Bakın arkadaşlar, ortalığı bayağı bir batırdım. Sen hep öyle yaptın ki. Sen niye böyle oluyor? Ben burada ne yemekler yaptım biliyor musun sen Türkiye'dekine? Tertemiz her taraf. Niye böyle oluyor, ben yemek yapınca hiç anlamıyorum. Bak yerler de şey yapıyor ha. Neyse, sen işe gittikten sonra ben buraları pırıl pırıl yaparım. Hadi gençler, Abbas çocuğum. Hadi aşkım, kolay gelsin. Sağ olun, iyi geceler. İyi geceler. Evet arkadaşlar, mutfağı da toparladım. Şimdi makyajımı sileceğim, ondan sonra da koltuğa uzanacağım. Ve her zaman yaptığım şeyi yapacağım, dizi izleyeceğim. Umarım bugün bütün yediklerimiz hoşunuza gitmiştir. Tarifler hoşunuza gitmiştir. Bir günde yediklerimizi böylece de görmüş oldunuz. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve her zamanki gibi bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.